Hadi dostum. Gerçekten karşımda koçlama oynayacaksın. Zeytin Burcu bla bla. Bende de koç var. Yalan kazansın dostum. Libero'yu ortadan kaldırsam mı? Kaldıralım. Firmino idare et beni dostum. Bu taktikten öğrendiğim şeyler varsa onlar işte bunlar. Bakalım kim kimi yenecek. Ronaldo'nu oynatmak istemiyorum. Benim takım ruhum çok düşmüş. Sana başarılar diliyorum. Ama buraya bir tane daha hayvan koymak isterim. Takım ruhumu daha fazla düşürmek istemiyorum. Kim olduğunun umurunda değil. Koşta oynamamalıydım. Allah Allah. Kayıtta mıyız bilmiyorum. Aç. Umarım kayıttayızdır. Maça bir konsantre olamadım ya. Hayır, hayır, hayır. Sen kanser gibi kapanırsan ben de kanser gibi kapanırım kanka. Yani yapacak bir şeyim yok sana karşı. Ya gol yememek tabii. İsteyim. Abi bir yere gördünüz mü pası? Bir dakika ben. Umarım kayıt devam ediyordur. Şu an ne durumdayız bilmiyorum. Bir tek kontra şey de olsun. Cristiano da olsun. Diyorlardı ya GF oyuncularına markaj vermeyin. Bilmem ne geziyorlar. Bakalım ne kadar doğru. Abi. Bak. Bak muhabbete bak. Yani buradan nasıl sağlıklı oyun oynayacağız ki? Ben de atak yapamayacağım. Ya atak yapmak için bu oyunda şey olmak lazım. Duracaksın sürekli. Sürekli dur. İşte kontrollü pas at. Dur, pas at. Dur, pas at. Kontrol. Pas. Zaten dikine oynayamazsın. Öyle bir imkan yok yani. Dikine oynama diye bir şey yok. Topu istiyor ki adam. Beckham'dan sol kanada, sol kanattan sağ kanada, sağ kanattan sol kanada at. Yaklaşırsan kaleye doğru da bir orta yapabilirsin diyor adam sana. Bu. Duran toptan gol bulacaksın bu oyunda. Bu. Adamın istediği tam olarak bu abi. İleri atma, yana at, yan oyna.
Kim kimi diyor giberse. Bak orada Ronaldo dokunsa bir dokunuşla kaleciyle karşı karşıya kalacak. Bak. Ah be, dönemedi yavrum ya. Oyun bu abi. Beklere defansif zaten. O Allah'ın emri. Ya Del Piero, senin arabası özelliğin var diye sen Rummenigge'yi kestin. Şimdi bana neden böyle yapıyorsun? Bak adam da ne yapacağını bilmiyor ki abi. Nerede pas atacağını bilmiyor adam. Tek top yapmak diye bir şey yok. Yani bu taktiği meşhur ettiniz abi de, yani hiç keyif ver. Bak futbol keyif vermiyor. Futbol oynasın, bana gol atsın, beni yensin de, bu ne abi? Al işte, yana atacaksınız diyorum ya, onu al yana at. Ah bak, ben yana atacağım. Mecbur yana. Al tekrar yan. Git babam. Git babam. En yan. Böyle mal bir şut. Bokun gibi bir şut çekebildim. İşte tekrar. Al. Ne yapacaksın? Ver yana. Yana. Ortaya gelmeye çalışıyorsun da ben kaparım yani, sen öyle oynarsın. Ah, bireysel hata yaptım. Oradan al yana. 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 Yana abi. Allah Allah. Firmino'yu forvete, Del Piero'yu kanada mı çeksem, ya da Ronaldo'yu sol kanat yapayım ben abi. Aynen. İşte o oradan çift vuruş geçirirse, yanlışlıkla bir gol atarsa 1-0. Ondan sonra ben zaten dağılırım, 2-3 olur o. Yani o yani. Başka zaten yaratıcılık yok oyunda abi. Mecbur yana. Ah, yanlışlıkla bir pas geçti orada bireysel hatadan. Normalde onların geçmemesi lazım. Ah yana. Yana. Ben bu oyundan ne anladım abi? Zeytinburnu Rodgers, sen adam mısın sen? Oyuncu musun? Topçu musun? Nesin? Ben bundan zevk alıyorum. Ben bundan keyif alıyorum. Ben bundan gerizekalı. Kardeşim. Yani gerizekalı derken şey diyorum. Bu oyun anlayışına komple diyorum yani, üstüne alınma. Ah. Ben de yapıyorum abi. Hatta kaldır lan ikisinden kontrolü. Kaldır lan. Siz de geri gelin abi. Forvetim de geri gelsin. Forvetim de gelsin geri abi. Zaten yaratıcılık diye bir şey yok. Bak defansifler var mı? Bir dakika. Hayret lan, adam forveti çakılı kalmamış. Kanadına kontrol hedefi verdiyse oradan açık bulabilir mi? Da Messi forvet oynatıyor lan o zaman. Aha, gelmemi bekliyor. Niye? İşte bu. Bunların oyun anlayışı bu. Bir de kare x'lere var bunların. Topu aldım. Bak pas atan gerizekalı oyunu bilmediği için. Bu arada kardeşim, üstüne alınma. Genel olarak bu taktiği oynayanlara söylüyorum. Pas böyle taca pas atıyor adam. Niye? O da alışık değil ki buna. Adam öğrenmiş bir şey kapatmayı. Ah ben de dur. Bak adamı götürdüm ama tutmadı beni. Ha, buradan belki bir Messi pas çıkartabilirse yani. Çıkartır da zaten. Ah kanat yana. Geriye. Adam diyor ki içinden. Momentum'a bak be abi. İşte oraya kadar geldik be abi. Dur ben de yana gideyim bari. Ne yapacağım başka? Başka nereye gideceğim? Tacı aldık. Ha, dur. Oradan en uzağa artık. Abi kim momentum ya acaba?
Adam diyor ki içinde momentuma bak paslarım geçmiyor. Lan sanki şey yani kendi pas geçince de tacı atıyorsun zaten. Al kimin pasları geçmiyor acaba kardeşim? Bak orada bir yere şey yapamadı, seçmedi. Son bir sihirli numaram kaldı. O da büyük risk. Ya bak benimki de taca gidiyor abi. Benim pasım da taca gidiyor, anlamıyorum. Benim pasta taca gidiyor, anasını satayım. İlişki yapmayacağım. Benim pasta taca gitsin. Zombi çakılı kalma verdim ki ortada dursun. Çünkü ileri açıldığı zaman kanada açılmasın. Yani full ileri gitsin. Ronaldo'yu defans forta getirdim abi. Ah, gol olursa belki bu. Orada Alaba'nın yetersizliği var bu arada. Zobnin'e çakılı kalma verdiğim için bir şey gibi gittik orada. Üçlü çıktık hücuma ama yaramaz ki abi. Pas arası yaptım ben geri zekalıyım. Adam diyecek ulan tek gol oynadım ben işte. %80 toplu oynadım. Oh çalım. Açalım. Abi o kadar da tamam yani oyun bok gibi oyun da yani götünle de şey yapma. Orada keşke başka bir şey yapsaydım. Zaten bir tane pozisyon bulduk anasını satayım. Onda da Aubameyang'ı sokmuş lan adam. Adam kızdı baba hoca. Bir dakika. Ne kardeşim? Gerçekten orada ne oldu onu da bilmiyorum. Of ne yaptı? Kaleci öne çıkartıp yana pas. Oğlum var ya son dakikada gol yiyeceğim onu üzülüyorum ya. Bak en sağ köşeye şey onun solu oluyor değil mi? Oraya dönecek tabii niye? Cahil çünkü. Mal mal işlerle uğraşıyorum arkadaşlar. Böyle bir tanesi geçerse bir gol bitti abi. Hayır işler. Kanat değiş lan. Hayır abi oyuncu değişeceğim. Oyun durmadı abi. Bak oradan belki bir yaratıcılık gelirse bir çalım. Aha. Sop şeyine bekine defans verdiği için 2 saatte geldi bek. Ronaldo'ydu ya abi. Sen ne anladın bu maçtan? Geri zekalı şimdi Rodgers. Karakter olarak üstüne alınma yani. Bu taktiği böyle oynayanlara diyorum. Sen ne anladın abi şimdi? Al, adam diyecek ki %60 toplu. Bok toplu oynadın. Hiçbir yüzde ikimiz de %0 toplu oynadık. Yani bu taktik şey hocaya salak diyorum. Yanlış anlama sen üstüne alınma kardeşim benim. Bu da bu kadardı. Hadi bakalım.